Hemen ilk konuğumu davet edeceğim. Yani benim hiç yayıncılık hayatımda işlemediğim konulardan biri olacak. Herkese de örnek olması açısından. Diğer tarafta da birçok ailenin içerisinde aynı konulardan sorunlar yaşandığını, problemler yaşandığını, kardeşlerin birbirlerine küstüğünü, karı kocanın birbirine küstüğünü, akrabalık bağlarının zayıfladığını, hatta bununla ilgili internette bir araştırma yaptım, haberlere girip baktım. Birbirlerini öldürenler var. Hangi konuda biliyor musunuz? Mal paylaşımı konusunda. Cinayet işleniyor. Yeni dönemde de haberler vardı. Emel Türkmen gelecek. 54 yaşında İstanbul'da hayatını sürdürüyor. 5 kardeşler, 2 tane de evladı var. Eşini de kaybetmiş bir kadın. Uzun yıllarda Almanya'da yaşamış. Kendi geleceğiyle ilgili hayalleri ve beklentileri var. Fakat ailesinin mal varlığına dair bir beklentisi yok. Çünkü normalde miras nedir biliyorsunuz? Allah korusun anne babanın bir vefatı durumunda bir paylaşım yapılır. Fakat baba hayattayken böyle bir paylaşım yapıldığında hakkını aramak üzere stüdyomuza gelen bir kadından bahsediyoruz. Alkışlar Emel Türkmen'e. Her şey mal mı? Her şey para bu. Dostluk mu? Sevgi mi? Şarabı. Her şey mal mı? Her şey para bu. Dostluk mu? Sevgi mi? Şarabı. Çok renkli gerçekten. Şimdi ilk başta tarzınıza baktım. Renkli teşekkür bir kadın. Ederim. Teşekkür ederim. Ve tarzı da var. Ha? Enerjisi de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ben bu arada. Şimdi biraz önceki anonsumda sizinle ilgili bir seyircilerimize bilgilendirme yaptığımda doğruyu söyledim değil mi? Evet. Hani Allah korusun anne babaya bir şey olur. O sırada bir mal paylaşımı yapılır. Aynen ama Esra Hanım. Babanız hayattayken. Hayatta 85 yaşında. Evet. Diğer kardeşlerim hatta damatlar kardeşlerden daha önde hücum ediyor. Nereye hücum ediyor? Babamın malları için. Yani onlar daha çok baskı yaptı babama. Ailede bu bizim 5-6 yıldır sürüyordu. Sadece ben babama baba sat mallarını paylaşalım sat demedim. Ama diğer 4 kardeşim eşleri, damatlar, oğlanlar, kızlar hepsi babama 5-6 yıldır baskı vardı. Ben de hep babamın annemin yanında arkasındaydım ki baba ölene kadar malların dursun. Sen oradan kira gelirlerin var. İyidir. Sen ya şimdi kira gelirlerin var derken bir tane daireden bahsetmiyoruz. Bir mal varlığından bahsediyoruz. Aynen. Bir mal varlığı. Babanız hayattayken evet. Kendine ait olan ya kazandığı, didindiği, sizleri büyütmek, geleceği hazırlamak için tabii çalışıp ki babam kazandığı kazandı. Her şey şimdi hayattayken. İddianız şu ki kardeşleriniz ve damatlar tarafından sat bunları deniyor. O da satıyor. Onların evet. paylaşımı yapılıyor. Siz? Ben saf dışıyım. Şunu da söylüyorum ben. Tabii ki benim de babam yaşlı ve kemoterapi de görüyor bu arada benim babam. Evet. Aşağı yukarı 7-8 yıldır. Versin. Amin inşallah. Ben babamın Allah korusun bir şey olsun babama istemiyorum. Böyle bir beklentim yok. Ama diğerleri hep bunu beklediler. Yani babam bir an önce yani neyse bunu söylemek istemiyorum. Yok olup da biz malları paylaşsak. Hep diğer kardeşlerim bunları beklediler yıllarca. Gelinler, damatlar daha çok hücum ediyorlar Esra Hanım. Yani anlatacak çok şeyim var. Belki bir yayına sığmayabilir. bir saniye. Yani önce isterseniz bir oturalım. Evet, teşekkür ederim. Ya ben hiç merak etmeyin. Ben öncelikle ayaktayken şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Daha önce bir yayına daha çıkmıştım. Neyse evet. onu sonra belirteceğim. Tamam. ATV ekibinize ve Esra Hanım size, Ali Bey'e hepinize çok teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorsunuz? Beni buraya yani yuvanıza, sizin yuvanız diye tabir ediyorum ben burayı. Tamam. Yuvanıza beni kabul edip davet ettiniz, kanat açtınız. Yani benim sesimi duydunuz bir kadın olarak. Yani bana el uzattınız, uzattığım ele el verdiniz. Yani sesime ses verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir konuyu anlamadım. Efendim? Bir konuyu anlamadım. Mallar satılmış, paylaşılmış mı? Şimdi onu anlayacağız. Evet. Şimdi diyor ki bir günde çünkü ben bunları anlatamam diyor. Biz en yalın, en kısa, en sadeleştirilmiş haliyle Emel Hanım'ın ağzından onun sorununu dinleyeceğiz. Yaşadıklarını anlattığı bir VTR var. Dikkatli dinleyelim, kulak kesilelim. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Benim babam Abdullah Keskin. 85 yaşındadır babam. Kardeşlerim Remzi Keskin,
Ahmet Keskin, Zeki İmamoğlu, Suzan Ceylan, dört kardeşim. Babamı birlikte benim haberim yoktu zaten. Babamı sessiz sedasız satışa götürüp, babamın İstanbul'un önemli bir yerinde bir mal varlığı vardı. Orayı sattırıyorlar. Dört kardeşim paylaştırıyorlar paralar aralarında. Ve benim hakkımı da güzel bir şekilde anneannemde, babanköyde kaçırıyorlar. Ben hakkımı aramaya geldim. Hakkımı istiyorum yani. Nereye gittiyse benim hakkım, kim neredeyse hakkımı istiyorum. İş yerinin değeri yani duyumlarıma göre 1,5-2 trilyon, 2 trilyona yakın bir paraya satılmış. 2 trilyonu paylaşmış dört kardeşim aralarında. Ben de 1-1,5 ay sonra falan duyuyorum, öğreniyorum bunları. Öğrendiğimde de soruşturuyorum, gerçeği çıkıyor ortaya zaten. Babamın başka yerlerde de mal varlıkları var. Oralarında neler yapıldığını henüz bilmiyorum. Şunu da söyleyeyim, benim TC kimliğim kayboluyor o dönem. Sanıyorum benim TC kimliğimle usulsüz işlemlerle satılmış babamın bu mal varlığı. Babam da söyledi ki onların paylaştığını, beni gaza getirdiler dedi. Biz beş kardeş, beşimiz de özüz. Beraber büyüdük. Hatta ben en büyük ablalarıyım. Onların hepsini de kucağımda büyüttüm. Benim emeklerim var onlarda. Bir ablaları olarak bana benim hakkımı nasıl yerler? Neden, nasıl kaçırdılar yani? Benim babam yaşlı insan. Eğer benim hakkımı kaçırmaya bile kalksa kardeşlerim hop baba, o bizim ablamız. Ablamızın hakkını biz kursağımıza geçiremeyiz. Onun hakkını da vereceğiz demelilerdi. Ben buradan kardeşlerim Remzi Keskin, Ahmet Keskin, Zekiye İmamoğlu, Suzan Ceylan'a sesleniyorum. Lütfen benim hakkım neredeyse, hangilerindeyse yani, çıkarsınlar, benim hakkımı bana getirsinler diliyorum. Emel Türkmen'in iddiaları budur sevgili seyirciler. Babanıza ait bir dükkan var. Esenler İstoç'ta. Evet. Esra Hanım, özür dilerim. Yani bir kısmı babamın kendi mal varlığıydı. Orayı işte gizlice, sessiz sedasız ve o dönem benim çantamdan da ben annemlerde kalıyorum tabii. Hatta şöyle de söyleyeyim. Şimdi teker teker ben sorayım, siz cevaplayın. Tamam, çünkü kafam karışıyor. Daha güzel olur. Şimdi babanızın bir dükkanı var. Babanız hayattayken 85 yaşında olan, hı-hı, babanıza, evet, kardeşleriniz tarafından bu dükkan sattırılıyor. Hı-hı. Normalde siz 5 kardeşsiniz. Aynen. Bunların paylaşımını yapılırken o dükkanın satıldığını ve 4 kardeşi dağıldığını öğreniyorsunuz. Aynen. Nereden haberiniz oldu dükkanın satıldığında? Annemlerin Ordu'da bir komşusu var. Evet. Onlar bana bahsetti. Ben duyunca şaşırdım. Hemen babama... Peki siz Ordu'da mısınız, İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Ben eşim vefat etti bir yıl önce. Biz 3 yıl önce yurt dışından döndük eşimle. Tamam. Şöyle söyleyeyim ben. Eşim emekli olunca biz Avusturya'dan İstanbul'a döndük. Evet. Ben burada otururken annem babam dediler ki biz yalnızız. Bizim yanımızda kal. Gittim, Ordu'dan ev tutuldu bana, kiralık. Babanızın yanında. Hep beraber olduk. Evet, babam, annem, ben. Oradan bize ev tutuldu. Taşındım. Hatta İstanbul'daki evimi tamamen kapatmayı düşünüyordum. Ki oraya yerleşiyordum artık yavaş yavaş. Ve annemlerle kalıyordum. Kış gelince, o kış eşim vefat etti benim. Annem de Arnavutköy, İstanbul'a geliyor. Evet. Benim annem babam yazın Ordu'da kalıyor. Kışın 4 Siz Ordu'dasınız. Evet. Ordu'da bir çay saatinde komşulardan biri komşulardan ne diyor size? Biri geliyor, evet, diyor ki Ahmet işte ev almış 450 milyona, milyara. Evet. Ondan sonra az önce de evini yani mobilyalarını döşetmeye usta götürüyordu diyor. Ben o arada şaşırdım. Evet. Anneme bakıyorum, babama bakıyorum. Annem haberim yok dedi. Babama döndüm. Doğru mu baba dedim. Bilmiyorum dedi. Sonra da ısrarla sorunca doğrudur dedi baba. Peki kardeşiniz Ahmet'in bir daire alması sizi niye bu kadar şaşırttı? Çünkü Ahmet Keskin kardeşim dediğim genellikle kardeşimdir. 450 Bundan milyonu şaşırdınız. Şaşırdım da 450 milyonu bulamaz yani ev almak için. O arada babam da dedi ki evet dedi, İstoç satıldı dedi. Evet. Şaşırdım. Ben de babama da kırıldım o arada. Anneme de, aslında ben annemle babamla kalıyordum. Eşim öldü. Son bir yıldır onlarlaydım. Hani onlara ses olayım, onların hizmetinde bulunayım diye. Annem de yalnız, babam da hasta. Peki o ana dönün. Yani kardeşinizin daire aldığını öğreniyorsunuz. Anne babanıza soruyorsunuz. Nereden buldu bu 450 milyonu diyorsunuz. Aynen öyle. Ve gerçek ortaya çıkıyor. Gerçeği babam kim da, söylüyor? Babam kendisi. Ne dedi size? Satıldı, evet dedi.
paylaşıldı dedi. Evet. Ama paranın kendine gelmediğini söyledi. Evet. Yani parayı ele geçirmişler damatlar. Ve o arada Esra Hanım benim çantamdan annemlerde kalırken TC kimliğim çalınıyor. Hayır, nüfus kağıdınız çalınıyor. Nüfus kağıdım çalınıyor. Nüfus kağıdınız kayboluyor. Kayboluyor. Emel ondan... Hanım, söz konusu sözünüzü kesiyorum. Evet. Şimdi babanıza ait mi yer? Evet, babama ait. Babanıza ait olan bir yerde sizin TC'nizle alakası yok. Yani babanız bunu satabilir. Bir bağlantı. Sizden bir rıza ya da vekalet alınmasına gerek yok o anlamda. Hani... Gerek yok mu o anlamda, hayır, oluyor? Hayır. Peki o zaman benim kimliğimi niye çalmışlar? Kim çalmış olabilir? Kaybolmuştur. Ya düşürsem ama cüzdan kaybolması gerekiyor komple Esra Hanım. Ama TC'nizi, yani şöyle, artık insanlar herkes TC kimlik numarasını ezbere biliyor değil mi? Yani tabii bir ki. Yerde artık her şeyde sorulduğu için... Size sorulduğunda tak tak diye söylüyorsunuz. Gidip evet, nüfus kağıdınızı niye zaten. Değiştirmediniz? Hemen yeniden çıkartmadınız. Zaten o nüfus kağıdı 1,5 ay önce çıkartmıştım. Küçük kart diye. Hoşuma gitti yeni çıkanlar. Oh. Yeni çıkartmıştım yani. O hoşunuza yani. Gittiği için değil, yeni kanun. Ha, evet. Yeni kanun zaten. Ha, ben de hemen ondan çıkartıvermiştim. Zaten o yeni çıkarttığım kart kayboldu. Yani kimlik kartım kayboldu tekrardan. Peki. İki defa yenisinden çıkartmış oldum. İki kere yenisinden evet. Çıkardınız. Yani bunu öğrendiniz ve kardeşlerinizi aradınız mı? Aradım. Şimdi Esra Hanım, Ahmet kaçırdı dedi, Remzi kaçırdı dedi babam. Evet. Sattı dedi. Vekalet vermiştim Ahmet Keskin'e kardeşim için. O satmış dedi, haberim yok. Kardeşiniz Ahmet Keskin'e niçin vekalet vermiştiniz? Ben de babam vekalet babanız vermişmiş. Babanız vekalet vermiş. Doğru Peki, mu bilmiyorum Esra Hanım. Erkek kardeşiniz Remzi'yi aradınız mı ya? Remzi... Ahmet evet. böyle bir daire almış. Ya senin haberin var mı diye sordunuz mu? Evet, önce Ahmet kardeşimi aradım. Telefonları blok etmiş, kapatmış. Evinde tabii adresini bilmiyorum, yeni adresini. Ve erkek kardeşim Ahmet Keskin beni bacanaklarına, eşinin, yeni evlendi eşinin ailesine tehditler yağdırmaya başladı bana. Küfürler. Niye peki? Arama bizi. Ne parası, senin hakkın yok. Ondan sonra o arada Remzi kardeşimi arayamazsın, biz sattık yedik işte. Remzi Keskin anlattı. Bakın bunlar sizin iddialarınız. Telefonda kardeşiniz bu cümleleri kurdu mu size? Telefonda da kurdu bana bu cümleleri. Zaten kardeşimle o ara görüşemedik. Peki kız kardeşiniz Suzan'ı ve Zekiye'yi aradınız mı? Evet, aramadım. Onlar nasıl çıktı Esra Hanım, bakın şimdi. Bakıyorum. Şimdi şöyle, ben aile, annem, babam ve iki erkek kardeşlerimle kavga halindeyken susuyordum. Ay, oturuyorum evimde, aradan bir 4-5 ay geçti. Sonra ben evimde otururken bir gün sizin yayınlarınızı izliyorum. Evet. İşte Müge Hanım'ı izliyorum orayı burayı derken dedim ki ya ben bu gerçeği annemle babamla küsürüm. Küsüm zaten. Bu konudan dolayı darıldım. Kapıyı çektim çıktım annemlerden çantamı evet. alıp. Onlarla da 5 aydır görüşmüyorum. Dedim ki ya bunun sonu nereye kadar gidecek? Ben televizyon yayınını gideceğim dedim yani. Arayacağım çıkacağım. Ailemizde ne Babanız varsa. Babanız Abdullah Bey'le ne kadar süredir görüşmüyorsunuz? 8 aydır. İşte bu olaydan sonra. 8 aydır telefonda bile iletişim kurmadınız mı? Kurdum, açtım. Baba ben dedim hani gayrimeşru veya hani diğerleriyle bu işi yapmışsın. Gidip paylaştırmışsın diğer dört. Çocuğumla. Beni niye kayırdın? Beni niye ayırdın, saf dışı bıraktın? Ben işte buldunuz dedim yani. Ben öyle deyince babam telefonu kapattı. Tekrar sorun.